%70'in üstünde 85 milletvekilini parti genel merkezi belirleyecek herhalde. Evet. Bu durumda %70'in üstünde parti genel merkezi belirliyor. Çünkü 125 milletvekili aşağı yukarı çıkarıyor CHP. Evet. Şimdi tabii şu durum çok açık. CHP'nin çok eski bir parti. Atatürk'ün partisi değil mi? Yani genlerinde, DNA'sında farklı bazı değerler olmalı. Ancak bugün bakıyoruz, işbirliğine gittiği bir yapı var. Bu yapı tamamıyla zıt değerlere sahip CHP ile. Yani kendi tabanlarına bunu nasıl anlatacaklar? Veya tabanları nasıl hala gidip de bu partiye oy verebilecek? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü Türkiye'nin biz nasıl bir ülke olduğunu söylüyoruz. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü. Evet. Değil mi? Bunlar çok önemli Türkiye için. Ama eğer böyle bir yapıyla demokrasinin olmadığı, mutlak biatın hakim olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. İnsan hakkı diye bir şey yok. Öğretmenler, Boğaziçi mezunu, ODTÜ mezunu çok cüzi rakamlara çalışırken, değil mi? Bazı kişilerde görüyoruz ki neler neler oluyor gazetelerde, televizyonlarda izliyoruz. Bazı firmalar açıyorlar falan, bu vergiler toplanıyor falan. Şimdi bunları nasıl acaba kendi seçmenlerine anlatabilecekler? Ben bunu özellikle merak ediyorum. Hukukun üstünlüğü diyoruz. Bu yapı belli ki himmet diye vergi topluyor. Yani alternatif vergi toplamış. Bunun adını koymak lazım. Özellikle işe yerleştirmek için kendi adamlarını hep tercih etmişler. Onlardan da maaşının belli bir yüzdesini bize vereceksin demişler. O zaman ne olmuş? Devlet kaynaklarının bir kısmını da kendileri almışlar. Şimdi böyle bir yapıyla nasıl bir demokratik bir sistemde içindeki bir parti işbirliği yapabilir? Yapamaz yani, yapamaz ve bunu anlatamaz. Türkiye'de başka yapımı kalmadı diye insanın soracağı geliyor. Yani yapamaz ve anlatamaz. Yani çünkü bu bir sivil toplum kuruluşu değil, işte görüyoruz yani bunun başka ayakları da var, yani birçok ayağı var. Bu bir yapı, yani bayağı bir bildiğimiz bir yapı. Bir örgütlenme var, açık olay. Yani bunu artık CHP'nin oldukça oy kaybetmekte olduğunu ben düşünüyorum. Daha fazla oy kaybedecektir bu seçimlerde, bu zihniyetle eğer seçimlere girerse. Çünkü kendi tabanıyla örtüşmeyen milletvekilleri ortaya çıkacaktır. Yani kazanan bir iyi iktidar olmaya aday bir parti zaten böyle şeylere ihtiyaç duymaz yani.